Gerçekten acı bir tablo. Yardım yapmak, yardım ihtiyaç sahibine yardımlara ulaştırmak hassas bir işlem gerektiriyor. Değişik bir operasyon. Sadece o kolileri toplayıp tırlara koyup buraya yollamak değil, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak da işin bir diğer kısmı. İşte o diğer kısmı biraz eksik kalmış gibi gözüküyor, en azından bulunduğumuz yerde durum bu şekilde. Yardım var, yardım var. Gerçekten yardım mı yapmak istiyorsunuz, ya da evinizdeki istenmeyen, yer kaplayan eşyalarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Ya da iyi niyetinizle yardım istiyorsunuz, yardım yapmak istiyorsunuz. O yardımlar nereye gidiyor? Alihan Sönmez göstersin. Burası bir benzin istasyonu. Antakya, Hatay'ın merkezi. Ve o merkezdeki benzin istasyonunun buraya tır değil, tırlar boşaltmış. Bir tanesi buraya bırakmış, diğerleri de gelip yanına bırakmış. Çünkü o tırlar, o yardım konvoyları bazen nereye bırakacaklarını bilmiyorlar. Çünkü sadece işin yardım etmek kısmında bazı insanlar var. Diğer nasıl dağıtılacağı kısmında çok fazla belli ki kafa yorulmamış. Kurumsal şirketler, resmi kurum ve kuruluşlar tercih edilmemiş. Ve operasyonun başında bizzat bulunulmamış, sadece şoföre bırakılmış. Onun inisiyatifinde buraya gönderilmiş. Bakın ondan sonra ne olmuş? Kıyafetler yere saçılmış. Burası bir benzin istasyonu. Vatandaşlar evet geliyor, buradan seçip alanlar var. Ama eminiz Hatay, bu deprem bölgesi, bu depremzedeler bunu hak etmiyor. Burada çok sayıda kıyafet var. İhtiyaç sahiplerine çok daha farklı bir şekilde gönderilebilirdi, ulaştırılabilirdi. Ama ne yapıldı? Evet, herkes şu anda duygusal. Tüm Türkiye ayağa kalktı. Herkes bir şeyler yapmak istiyor, yardım yapmak istiyor. Ama sonuçta gelinen nokta bu. Özenle o koliler yapıldı, tırlara koyuldu, gönderildi. Ama ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacak? İşte o hesap edilmediği zaman manzara bu şekilde oluyor. Ki burası bu yayın sembol olsun. Antakya'da, Hatay'ın şehir merkezinde kaldırımlarda dahi bu manzarayı görmek mümkün. Montlar var, eşofmanlar, kıyafetler. Hatta öyle yardım yapılmayacak kıyafetler var ki aralarda görüyoruz. Abiye kıyafetler. Örneğin bu bir depremzedenin, burada olan bir mağdurun kullanamayacağı tarzda kıyafetler aralarda göze çarpıyor. Alihan Sönmez gösteriyor şu anda. Gelişi güzel atılmış. Buraya getirilmiş, evet. Belli ki yüzlerce kilometre öteden duyarlı vatandaşlar toplamış. Ya da yardım adı altında, yayının başında da söyledik, evlerindeki eşyaları bir şekilde onlardan kurtulmak isteyenler de olduğunu biliyoruz. Bakın hemen arka tarafta böyle. Burası sadece tek bir partide bırakılmış değil. Belli ki birileri bırakmış, diğerleri de onun yanına bırakmış. Bir zincirleme bir hareket söz konusu. Benzin istasyonunun dışına taşmış. Hemen arkada o yıkılmak üzere olan evleri görüyoruz. O evlerin dibine kadar, yani o tehlikeli alana kadar bırakılmış. Şimdi bu yardım mı? Bize göre değil. Kimse bunu hak etmiyor. Zaten burası çok zor günler, çok zor saatler yaşıyor. Bölgenin büyük sorunları var. İnternet gibi, barınma gibi ve aynı şekilde elektrik gibi, güvenlik gibi, özellikle tuvalet gibi ciddi sorunlar var. Ama kesin olan şu ki yardımlar evet yağıyor. Türkiye'nin dört bir yanından buraya geliyor. Ama gelişi güzel de yerlere atılıyor. Hala daha yardımlar yapılacak. Biz buradan duyurmuş olalım. Yardım yapmayı düşünen varsa ya bizzat bir başında gelsin burada, tıpkı yardım yaptığı gibi operasyonun başında dursun, ihtiyaç sahiplerine ulaştırsın, ya da yetkili kurum ve kuruluşların inisiyatifine bıraksın diyelim.